Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir saatte düdüklü tencerede kıpkırmızı lokum gibi ayva reçeli nasıl yapılır bu tarifi paylaşacağım. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Ayva reçeli için 4 adet büyük boy ekmek ayvası kullandım. Kullandığınız ayva çok önemli. Ayva cinsi ne kadar iyi ise o kadar güzel renk alır. Şimdi ayvalarımı bir meyve soyacağıyla hızlıca soyuyorum ve içinin sert kısımlarını ayırdıktan sonra dilimleme işlemine geçiyorum. Ayvaların tamamını soydum. Yaklaşık 2 kilonun biraz üzerindeydi. Tabii ki kabuklarını ve iç kısımlarını temizledikten sonra 2 kilo kadar bir ayvaya sahip oldum. Dilimleme işlemini dilerseniz daha iri yapabilir ya da rendeyle de ayvalarınızı şekillendirebilirsiniz. Rendeleyerek de gayet güzel oluyorlar. Ben şimdi hızlıca ayvaları ortadan ikiye bölüp sert kısımlarını ve çekirdek kısımlarını aldıktan sonra hızlıca dilimleme işlemine geçiyorum. Ayvaları ortadan ikiye böldükten sonra böyle ince dilimler halinde dilimleyip sonrasında ufak ufak çubuk şeklinde kesmeye başladım. Dediğim gibi daha iri de yapabilirsiniz ve keserken, temizlerken yine sert kalan, sert içinde sert olan bölümleri aldım. Bunları almaya dikkat edin çünkü yerken gerçekten damağınıza hoş olmayan bir tortu bırakıyorlar. O tortuları almamak için mutlaka güzelce o sert bölümleri temizlememiz gerekiyor. Doğurmuş olduğum bütün ayvaları düdüklü tencereye doldurduktan sonra ayvaların ağırlığınca şekeri hazırlayıp ayvaların üzerine boca ettim. Her yerine gelecek şekilde güzelce şekeri döktüm ve üzerine 2 su bardağı su ilavesi yaptım. Kilo başına 1 su bardağı su ilave etmeniz yeterli olacak. Tencereyi şöyle hafif bir sallayın. Sonrasında üzerine suyu ilave ettikten sonra ayvalarla birlikte tencereyi böyle alt üst etmeye çalışın. Sallayarak altın üste gelmesini yani şekerin her tarafına yayılmasını sağlayın. Ben 2 kilo ayvadan hazırladım. Sizler için 1 kilo ayva için de ayrıca açıklamalar bölümünde liste ekleyeceğim. 1 kilo ayva için yarım limon, 2 kilo ayva kullanacaksanız benim gibi bir büyük sulu limonun tamamını sıkın ve bir süzgeç yardımıyla içine çekirdeklerini kaçırmadan tencerenizin içerisine boşaltın. Evet şimdi gelelim aroma verme kısmına. Bir adet küçük en incesinden tarçını ikiye böldüm. Hatta birkaç parçaya daha böleceğim. Böyle bir süzgeçim var benim. Onun içerisinde dolduracağım. 2 adet kakule, 5-6 adet karanfil, bir adet dediğim gibi ince en küçüğünden tarçın çubuğu ya da büyük bir çubuğun bir parçasını, üçte bir kadarını ilave etmeniz yeterli ve ayırmış olduğum ayvaların çekirdeklerini bu süzgecin içerisinde dolduruyorum. Kakuleyi daha önce denemediyseniz herhangi bir reçel tarifinde mutlaka deneyin. Gerçekten inanılmaz bir rahiye katıyor. Çok lezzetli oluyor ve kokusu da buram buram kokuyor. Hani ayva reçeli zaten güzel kokar ama kakule sayesinde daha da güzel kokuyor. Evet baharatları hazırladıktan sonra şöyle ayvalar ve e, şekerin iyice birbirine karıştığından emin olmak için son kez bir karıştırıyorum. Karıştırma işleminden sonra tam ortasına hazırlamış olduğum baharat dolu süzgeci yerleştiriyorum ve yine içine bir tatlı kaşığı tereyağı ilavesi yapıp düdüklümün kapağını kapatıyorum. Tereyağı ne işe yarıyor diye soranlar oluyor ve olacaktır da tereyağı reçelimizin daha parlak olmasını sağlıyor ve taşmaları da engelliyor köpürmeyi de engelliyor. Şimdi tereyağını da ilave ettikten sonra düdüklünün kapağını kapatıyorum yüksek ayarda altını açıp düdüğü ötene kadar kaynamaya bırakıyorum. Evet reçelimiz yüksek ayarda kaynadı artık düdüğümüzde öttü. Şimdi altını sonuna kadar kısıyorum ve 45 dakika boyunca kaynamaya bırakıyorum. 45 dakika sonunda artık düdüklüğümün altını kapatmıştım. Şimdi havası çıkan düdüklüğü açıyorum ve gördüğünüz gibi çok güzel bir renge sahip olan reçelimiz karşımızda. Herhangi bir köpürme olmamış üzerinde gördüğünüz üzere. Şimdi e, güzelce karıştırıyorum ve kısık ayarda 15-20 dakika kadar da bu şekilde kaynatıyorum. Toplamda 1 saat kadar bir süre içinde reçelimiz hazır oluyor. Bakın üstü pembe gibi durabilir ama karıştırdığım zaman suyunun rengini net bir şekilde göreceksiniz. Elektrikler olmadığı için hat hatta dış dışarı çıkartıp tüpün üzerinde kaynatmaya başladım. Şimdi tüpün üzerinde daha net bir şekilde hem rengini göreceksiniz hem de kıvamını göreceksiniz. Ayva reçelinin suyu çok çabuk jöleleşiyor. O yüzden çok koyulaşmadan kapatmamız lazım. Toplamda dediğim gibi bir saat kadar kaynattım ben. Şimdi bir parça içerisinden reçel alıyorum ve porselen bir tabağın içerisine soğuk bir tabağın içerisine bu şerbetten döküyorum. Şöyle Etrafında çevirip ne kadar akışkan olduğunu görmek istiyorum. Bakın çok yoğunlaşmış epey bir yoğunlaştığını anlamak için de ortadan bir çizgi atıyorum. Gördüğünüz gibi tabağa ve o çizgi bütünleşmiyor. Artık ayvanın şerbeti hazır. İçerisinden de şu daha önce atmış olduğum hazırlamış olduğum baharatları da çıkartıyorum. Ve hazırlamış olduğumuz şişelere sıcak sıcak bütün reçeli dolduruyorum. Ayva reçellerini dolduracağım. Şişeleri daha öncesinde bulaşık makinesinde güzelce kaynar ayarda yıkadım. Kapakları da ilk defa kullanıyorum. Kapakları da yaklaşık 10 dakika kadar kaynar suyun içinde beklettim. Sonrasında kuruladım. Mutlaka kapakları kaynattıktan sonra kurulayalım. Asla ıslak kalmasınlar ki kapaklarımız sıkı sıkı tutsun. Ben reçellerimi yaklaşık 2 sene kadar saklayabiliyorum. Herhangi bir şekilde şekerlenme ya da bozulma olmuyor reçellerimde. Kullanmış olduğum ölçülerden 6 adet 425 cc şişe dolusu reçel çıktı. Bir de en başta sunum yapmış olduğum bir kase dolusu reçelim vardı. Gayet bereketli bir tarif. Biz yazın, yazın dahi ayva reçelini tükettiğimiz için böyle yapıyorum. Kapaklarını tutturup yaz boyu da dilediğim gibi şekerlenme ve bozulma yapmadan reçellerimi kullanıyorum. Reçelin sıvı olduğunu düşünebilirsiniz ama ayva reçeli soğuduktan ve dinlendikten sonra jöleleşme yapıyor. O yüzden şu anki kıvamı gayet yerinde. Başta da belirtmiş olduğum gibi bir saatte toplamda reçeliniz hazır oluyor. Bütün kavanozları kapak boğumuna kadar doldurduktan sonra kapak boğumu yerlerini nemli bir bezle siliyorum. Herhangi bir şekilde reçel değmemiş olsun diye mutlaka oraları temizlememiz gerekiyor. Ve daha önce yıkayıp kaynattığım ve kuruladığım kapakları da şişelerimi kapatıyorum ve sıkı sıkı kapatıp dinlenmeye alıyorum. Ters çevirmiyorum. Ters çevirmeye hiç gerek yok. Sıcakken kapak tutturursanız kapaklar rahatlıkla tutacaktır ve ters çevirmeden o plastik contalara yüksek ısı gelmeden de gayet rahat bir şekilde şişe kapaklarınızı tutturabilirsiniz. Evet ayva reçeli soğudukça gördüğünüz gibi bakın kıvam alıyor. Herhangi bir sıvılık yok. Gayet güzel bir şekilde formuna kavuştu. Soğuduktan sonra reçelinizin suyunun yoğunlaştığını göreceksiniz. 1 gram bile boya kullanmadan, herhangi bir gıda ürünü katıp renklendirmeden kıpkırmızı lokum gibi pişmiş ayva reçelim hazır. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.